hazmedememişsin ama bir türlü. Sordum ama ben Gülcan Hanım, sordum. Bak ben böyle yaşarım, benim hayatım böyle. Bunları kabul ediyorsan seni götüreyim Avustralya dedim. Babası sanki benden intikam aldı ya. 93 senesinde. Şimdi bunların teferruatına girmiyorum ama. Siz aşk evliliği yaptığınız için mi eşi sizi, eşiniz sizi istedi aileye karşı? Aileye rağmen eşiniz mi sizi istedi? Evet. Dedi ki siz istemeseniz de ben babamı alacağım dedi ve yurt dışına geldi. Ve ben Kıbrıs'a gittiğimde o 74 harbiydi işte o zaman. Dedim ki sana bir hafta müsaade veriyorum. Düşün dedin. Benim yaşam kültürüm böyledir. Şunu severim, şunu severim. Bunu sevmem, bunu sevmem. Bütün bunları dedim, düşünerek yola çıkacaksan bir hafta sana müsaade. Düşün, taşın, çıkalım yola dedim. Tamam. Bir hafta sonra sordum. Gidiyoruz dedi. Tamam. Babası istemiyordu ama ben biliyorum. Çünkü o yıldan başladı bu savaş. Ve bir günden bir güne bana ne oğlum demiştir. Candan ne o ne dedi öteki. İstemediyse ama o da eşiniz de seçimini sizden yana yapmış. Sizinle birlikte gelmiş. 33 yıl size yol arkadaşlığı yapmış. Dile kolay. 33 yıl birçok insan için ömür. Bir seyircimiz sorusu var, buyurun. Efendim beyefendiye şöyle bir soru yöneltiyorum. Şimdi aşk evliliği yaptığına göre eşiyle beraber bu aşkı niye uzun süre devam ettiremedi? Bunun karşılığı nerede bitti bu? Bittiğini hissettiği anda gene nasıl? Ben şöyle toparlayayım mı o soruyu, evet. Sorunuzu daha detay, yani daha açık altını çizerek. Çünkü aşk kolay o kolay zaman bitmiyor. Da sizi istemiyorlardı ama o sizi rahatsız etmedi. Aldınız kızı gittiniz. 33 sene sonra da sizi istemiyorlar. Değişen bir şey yok. Neden evliliği bitirdiniz? Benim burada, özür dilerim. Benim burada üstünde durduğum nokta, ben annesine o kelimeyi konuştuğumda deseydi ki anne o benim kocamdı, siz nasıl böyle konuşun dese bu işler olmayacaktı. Ve ben onu alıp zaten biletimiz, her şeyimiz hazır, valizimiz hazır. Selçuk Bey buyurun, sorunuzu sorun. Selçuk Bey bir şey soracak. Ben bir şey soracağım. Dün yarım kalmıştı zaten tanışması beyefendinin ya. Ben trafik kazası geçirdim. 5 yıl rahatsızlandım. Eşim bana baktı dedi. Evet öyle dedi. Şu kadar özverili bir bayan 33 yıllık evliliği kolay kolay bitiremez gibi geliyor bana. Kesinlikle inanıyorum. Çünkü 33 yıl sonra insanlar tek beyin oluyorlar. 30 yıl sonra insanlar tek beyin oluyorlar. Ben şöyle söyleyeceğim. Acaba gizlenen başka bir şey mi var işin altında? Çünkü bu kadar özverili bir bayan. Olabilir. Siz de dediniz ki biraz önce Gül Hanım'ın sorduğundan ben her türlü imkanı sağladım. Yani siz evliliğe sadece maddesel olarak bakıyorsunuz. Yoksa o bayanın size 5 sene özveriyle baktığını hiçe mi sayıyorsunuz? Yani maddeci misiniz yoksa özveriyle insanları 33 yıllık... Özveriyle baktı dedi ama dün. Şimdi evet. Ama dedi yani. 33 yıllık insanı... Onun takdirini yaptı. Tamam, ben de onu soruyorum işte. 33 yıllık evlilik böyle kolay kolay hani havadan bir sebeple biteceğini zannetmiyorum. Pervin Hanım bir şey söyleyecek hemen. Ben şunu söylemek istiyorum. Siz buradasınız. Siz ne anlatıyorsanız biz sizin anlattığınız her şeyi gerçek kabul ediyoruz. Saygı duyuyorum. Ama... Eşinizle de bunu konuşsak acaba bize ayrılık nedeni olarak keşke o ne bağlansa, anlatır? Hanımefendi yıl... bizi izliyorsa değil mi Pervin Hanım? Keşke hanımefendi bizi izliyorsa bağlanabilir. Şunu ekleyebilir miyim? Bir şey. Buyurun lütfen. 6 gün evvel eşim geldi Türkiye'ye. Şöyle geldi. Ortanca oğlum evlenmişti. Kaynanasıyla kayınbabası İstanbul'da ikamet ediyor. Çocuk rica etti bana. Baba dedi. Kaynanam kayınbabam annemi karşılayacaklar. Bu düğürler dedi, siz bizi dedi, yalnız sanmasınlar, sen de havalanına gider misin? Neden gitmeyeyim oğlum dedim. O benim düşmanım değil. O benim 33 senelik arkadaşım. O benim için, beni beğenen bir kişi de gelse, ben seve seve gider o bayanla görüşüp oluşur. Bu ne yapar olursa olsun. Ve ben gittim, konuştum, selamlaştık, sohbet ettik. Biletini organize ettim, her şeyini organize ettim. Gayet iyi ilişkileriniz. Evet, yani. Ben yok öyle düşmanlık. Haluk Bey bir şey sormak istiyor, Kemal ben Bey. Aydın Bey'e şunu sormak istiyorum. Bu ayrılıktan eşiniz de memnun kaldı mı? Yani eşiniz de istedi mi ayrılmayı sizden? Ben bunu 2010 senesinde o Avustralya'da ayrılırken ortanca oğlumu tutturdum. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar... 6 saat hiç durmadan konuştum. Evliliğimizden bitişine kadar. Şimdi anlatmayacağım oraları. Oğluma dedim ki sor dedim şimdi annene. Bu anlattıklarım içerisinde yalancılık, dolancılık, sahtekarlık, annene kötülük, herhangi bir şey yaptıysam sor ben cevaplayacağım dedim.
Babam böyle diyor, anne ne diyorsun dedi. Dedi ki bana, benim gençliğim ne olacak dedi. Ben de dedim ki, peki benim gençliğim ne olacak dedi. İşte ben, benim de tam dediğim bu. Bakın evet. Eşiniz ne diyor, siz ne diyorsunuz? Ne zaman için gençliği, yeni mi söylüyor gençliğim olacak diye hanım? Yok, 2010 yılında. 2010 senesinde söylemiş. 2010'du. Yani orada Avustralya'da. Yine de çok genç kız değil yani, genç kız, gençlik derken artık orta yaşlı gençliği bir hanım yani. Medet Bey, bomba bir sorusu vardır umarım. Medet Bey, bomba bir soru istiyorum. Haydi. Ayhan Bey değil mi? Aydın. Ayhan, Ayhan Bey hoş geldin. Aydın. Bir de Fatih, anneyi babayı bulmuşsunuz. Evet. Annesini büyümüştünüz ama bulmuşsunuz. Demek ki bu hata sizde diye düşünüyorum. Ben de sevindim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Hayır. Bir adamın bir tarafı yolun kenarına oturmuş içiyor. Oradan da bir imam geçiyor. Yani imam değil. Beyefendi diyor, içmeyin diyor, günah diyor, tuttunuz diyor, yapmayın diyor. Adam ayağa kalkıyor kenardan, diyor ki, parayı verdim ben aldım. Bunu kadeye koyan benim. İçen benim. Cezası benim. Tuçu benim. Sana ne? Sizin yaptıklarınız hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Bir de ne? Fakat dedi ben tuçlu gördüm burada. 33 tane hakikaten uzun bir zaman. Karşı tarafa hiçbir zaman tuçlayamayın. Siz yuvayı bulmuştunuz ama sonunda galiba erkekliğinize gururunu da yediremeden galiba yuva bozulmuş. Ben öyle tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ne güzel anlattı değil mi? Ne güzel anlattı. Güzel anlattı mı? Evet. Özetledi mi size güzel duygularınızı? Acaba ben diyorum ki ne dersiniz? Medet Bey'i artık yorumcu koltuğuna mı alsak? Hani kadrolu, maaşlı. İster misin yeni bir görev Medet Bey? Yani aday, adaylı falan değil, kadrolu bizim yorumcumuz olacaksın. Ha? Olur mu böyle bir şey? Olabilir, niye olmasın? Kanalı alalım, kanala. Kanalın personeli yapalım. Vallahi billahi. Teşekkür ediyorum. Sizin gördüğünüz gibi size ben... Filiz'i asistanlık yap. Hayır diyemem. Yeter, biz layık görüyoruz. Filiz'i. Teşekkür ediyorum. Filiz, sana asistan aldım. Haberin olsun. Sana sormadan aldım asistanını. Torpilli benden. Çok teşekkür ediyorum. Ay yarabbim. Peki, şimdi artık bence... Bırakalım, deşmeyelim ya. Yeter işte, o da bir... Benim ama deşmeyi istediğim tek bir şey var, ne biliyor musunuz? Bırakalım diyorum da. Hani olur da buradan size bir iyi bir talip gelir de evlenirseniz falan, içinizde bir yara öteki tarafa kalırsa ben öyle bir talibimi sizinle evlendirmek istemem o zaman. Bu korkum var, bu endişem var. Yoksa bana ne işte, içen memnun, alan memnun, parayı ödeyen memnun. Hani de bir hikaye anlattı ya. Onun gibi ama kalır mı içinizde bir yara eski eşinize? Kim gelirse gelsin, huri kızı bile gelse size. Şimdi efendim ben tam detaylı anlatmak istemiyorum. Ama anlat ki ona göre biz de bak, çağrı yapalım buradan benim sana. Benim bu 93 senesinden 2005 yılına kadar korkunç bir depresyon geçiriyorum. Böyle... Hastalıklara büründüm. Hanımım oldu da. Yapma bunu diyorum. Benim tabağımı küçült, ben kilo vermek istiyorum. Misal öyle çok basit bir şey. Sana fazla yemek koyuyor. Ha, öyle bir şey. Kasıtlı bir şey i̇şte de yok ama. Böyle yedirirsin ya. Suç be, erkek millet hiçbir şeyden anlamaz. Yedirmezsin ya. Suç. Vallahi billahi. Hani böyle der ki insan, ay ne güzel kocamın karnını en iyi şeylerle doyurayım, ellerimle pişireyim, yağlı yağlı, salçalı salçalı, etli etli. Adam oradan, sen beni öldürmek mi istiyorsun? Kolesterolüm çıkıyor da bilmem ne, bunlar hepimizin evinde var, bizde de oluyor bazen. Ama Aydın Bey Başak Burcu olduğu için geçmişi hiç işi olmaz. Geçmişi hiç irdelemez. Geçmiş onun için geçmişte kalmıştır. Eğer tekrar Başak Burçlarındaki tüm eski sevgililer, eski eşler geri dönse bile aynı rengi bulamayınca bir hemen soğuk kaçarlar. O yüzden geçmişi hiç işi olmaz Başak Burcu'nun. Kesinlikle kesinlikle geçmişi aramaz Başak Burcu. Dur bakalım, aynı şeyi söyleyecek mi? Söyleyecek aynı misiniz? Şekilde geçmişi aramaz. Yani aramaz. Şimdi sana gelen yemeği nasıl koyacak onu da söylüyor. Yemeği ileriye doğru gidiyor. Neyle pişirecek? Ne ölçüde koyacak. Ha, kaç kaşık ayar koyacak. Kaçmasın. Efendim benim seçimim yok. Ben ona sadece küçücük bir hatırlatma yaptım. Bir tanesi. Ben onun bugüne kadar bir dediğini iki etmiş bunu değilimdir. Ne istemişse, ne yapmışsa hayır demedim. Araba dedi tabii dedim. Ama bu şuna... anlattıklarınız hep paraya bağlı şeyler. Farkındasınız yok, yok, değil mi? Değil, hayır. Parayla alakası. Yok hani ne araba istedim? Götürdüm, gezdirdim. Ama mesela... Biz küçük oğlum evleniyordu. Düğün elbisesi şey oldu orada. Dedi ki ben dedi İtalyanlardan bir elbise beğendim. Buyur git al dedim.
Yani ne istedim yok demedim. Kırmadım ben. Eşinize kaç kez çiçek aldınız? Çiçekten ziyade ben şey değil de mücevher. Farklı şeyler alırım. Evet. Mücevher almış. Elini tuttuğuna göre şöyle bir işaret evet, yaptı. Maddi. Gene maddi işte. Gene maddi. Kaç tane hanım? Kaç tane hanım? Lütfen elinizi kaldırın. Çiçek bir mücevher mi? Çiçek isteyenler eli kaldırsın. Mücevher isteyenler eli kaldırsın. 2-3 tane çiçek. Mücevher isteyenler eli kaldırsın. Mücevher isteyenler. Ya yalan söylüyorsunuz be. Vallahi yalan söylüyorsunuz. Şahsen ben mücevher isterim. Sen? Hepsi. Hepsi. Orkestra siz ne istiyorsunuz? Mücevher. Çiçek istiyorum. Habilesine çiçek alacaklar. Vallahi bir şey söyleyeyim. Şurası gerçeklerin programı. Söyleyin içinizi dökün. Hepiniz biliyorum ki mücevheri tercih edersiniz. Ama... Ha Gül Hanım sakın deme ben gülüm gül istiyorum. İnanmıyorum. İnanın. Ne? Gül istediğime inanın. Evet. Çiçek. Bak ama buraya bir adam getiririm. Ayılır bayılırsın evlenmem de Hülya seninle. Hülya Hanım inanın gülden ki... Gülden başka bir şey almaz. Canım mücevher de isteriz tabii. Aldıktan sonra hayır demeyiz de. Şimdi Hülya Hanım şunu söylemek istiyor. İnanın ha. ki çiçek çok önemli biliyor musunuz? Yani belki de duyacak, dinleyecek beni ama benim eşim de öyleydi. Çiçek diye bir maydanoz bile getirmedi bana. Maydanoz? Niye yani? Çiçek o da olur, niyetine. O da olur. Çok hevesim vardı. Bekle bekle biz sana maydanozu da gülü de çiçeği de... Ben bir şey sormak istiyorum. Çiçeğin ucuna sarılı mücevheri de getirtiriz. Tek taş. Ha, bir şey sorabilir miyim? Ha. Şimdi bu ufak ufak sebepler yani eşinizden boşanmanın sebeplerini anlattınız ama... Ben bu anlattığınızı hiç ama hiç ikna olmadım. İnanın ki ikna olmadım. Başka bir sebepler var anlatamıyorsunuz herhalde. Dinler duyar diye. Çekiniyorsunuz yo, gibi hayır, geliyor bana. Hayır. Bunlar ama özel diye mi anlatamıyorsunuz? Bakın, özel mi? Bakın hanımefendi. Benim bir yaşam mücadelem vardı. Tarzım vardı. Allah'ın bildiğini ben kuldan saklamam. Hayatım hep doğrularla geçmişti. Kimsenin malında, mülkünde, canında, yatında, katında gözüm olmamıştı. Ben düzgün bir hayat yaşarım. Tamam, bu ikinci şimdi, bulduğunuz hanımı eşiniz biliyor muydu? Evet. Biliyordu. Şimdi. Sonradan öğrendi, ayrıldıktan sonra mı öğrendi? Ne? Yok, biliyordu. Siz evliyken mi o hanımı buldunuz? Kimi? İkinciyi. Ayrıldıktan sonra. Ayrıldıktan sonra. Peki size bir tavır aldı mı? Yani bak beni sevmiyor muydun ki ayrıldık? Aşkınla bekleme yerine gittin bir hanım buldun diye. Hani olur ya ayrılır da kadınlar yine ister ki onu beklesin. Öyle bir şey oldu mu? Ben ikinci hanım mı? Ha, ha. 15 gün sonra telefon açtı. Lütfen bir daha beni rahatsız etme. Birinci? Yok ikincisi. Yani misafirliğe geldi. Bir dakika ikinciye ne yaptın ki seni rahatsız etmesin dedi ikincisi. Dedim senden benim işim olmaz. Ayrıldı götürdüm. Yemeğe bin dedim, yolcu ettim. Ağlam. İkinci hanım diyorsun. İkinci hanım hanımı... değil, arkadaş. İkinci arkadaşını ayrıldıktan ne kadar sonra buldun? 1,5 sene sonra. 1,5 sene sonra ne kadar beraber oldun ikinci hanımla? Hiç olmadı. Hiç mi olmadı? Hayır. Niye bir buldum diyorsun o zaman? Yani buldum derken eve ha? geldi. Misafir olarak eve geldi. Ha evine geldi misafir olarak. Ha. Peki neyse artık bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Geçmişini bırakalım. Zaman içinde sizi buraya çağırdıkça, size adaylar geldikçe daha bunları konuşacağız. Evet. Bence siz şimdi benimle şuraya gelin. Bundan böyle gelecek, yani maziyi bırakalım biraz istikbale bakalım diyorum. Bundan sonra size nasıl hanımefendiler gelsin? Buradan bir anonsunuzu yapın. Ne istiyorsunuz bundan böyle hanımefendiden? Bence ilk başta en güzel şey yapılacak şey dürüst olmaz. Tamam. Ben şuna dikkat ederim. Ben evden çıktığım zaman, kapı örtüldüğü zaman geriye dönüp bakmamam lazım. Güven istiyorsunuz, dürüstlük istiyorsunuz. Kaç yaşında olsun? 55-60 olabilir. 55-60 yaşında olsun, boyu postu size uygun mu olsun? Tabii tabii, öyle olsun. Peki onun daha önce evliliğinden kalan bir çocuğu olabilir mi? Hayatında olmasa bile veya hayatında olabilir mi? Çocuk deyince, müsaade etseniz bir şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Ben 9 sene Avustralya'da. Antrenörlük yaptım. 66 tane çocuğum vardı benim. Anladım. Ya yani alışıksınız çocuklara. Tabii, tabii. Çocuklara alışıksınız. Sever çocuklar abi. Sizinle de yaşayabilir öyle bir şey olursa. Eviniz var. Hanımefendinin yok, yok. Kirada oturuyorsunuz. Hanımefendinin mali ne kadar bir bütçesi olsun? Ya yani emekliliği parası pulu olsun.